Evet sevgili öğrenciler, şimdi çemberde uzunluk testlerini çözmeye devam ediyorum. 5 ve 6 numaralı testi çözeceğiz bu videomuzda. 5 numarayı koyduk. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Bakalım ne demiş? Bira bismillah diyelim. Dostlar, o merkezmiş. Dolayısıyla şu bizim yarıçapımızdır. Ve yarıçapın biz kaç olduğunu görüyoruz bu durumda? Toplamda 12 olduğunu görüyoruz. O halde şu uzunluğun da 12 olduğunu söyleyeceğiz. Şu odaklanmayı da bir daha basayım düğmesine. Şuranın da 12 olduğunu söyleyelim. Hemen burada 5, 12, 13 üçgenini yapıştıralım dostum. Şimdi bu bir. İlk işlemimizi yaptık. Şimdi bir de burada size kuvvet almayı da öğreteyim dostlar. Kuvvet almak normalde müfredatta yok. Ama arkadaşlarım, benzerlik yapmak yerine kuvvet almak çemberde uzunlukta daha kolay olduğu için bu yöntemle birçok soruyu daha kolay bir şekilde çözeceğiz. Şimdi kuvvet almayı göstereyim. İç kuvvet dediğimiz kuvvet arkadaşlar bu. Şöyle bir şey. Çemberin içinde iki tane kiriş kesiştiğinde, bakın şuranın da yarıçap olduğunu biz buraya da 12 diyelim hemen. Bakın şu kırmızıyla göstereyim onları. Şu kirişle AC kirişiyle toplam uzunluğu 13 artı X. Şu kiriş kesişiyor arkadaşlarım, şu. Kalemimiz bitmiş, şöyle gösterelim. Şu kirişimiz kesişiyor. Bunun da toplam uzunluğu 24. İki kiriş kesiştiğinde dostlarım, bu kirişlerin şöyle kesim noktalarında, bakın Edirne noktasında kesişiyorlar. Ayrılan parçaların çarpımı, yani x ile 13'ün çarpımı, 13 çarpı x eşit oluyor her zaman. Şuradaki 19'la, yine bu bunun parçaları, 7'nin çarpımına, hemen yazıyorum, 19'la 7'nin çarpımına eşitmiş dostlarım. İşte işlemimiz buradan da çok kolay bir şekilde çıkacak. Normalde benzerlik yapacaktım. Şöyle yapacaktım hatta. CB'yi çizmem gerekecekti. Çapı gören çevre açıyı çizecektim falan filan. Bu tabi akla gelmesi biraz daha zor ama kuvvet akla gelmesi daha kolaydır arkadaşlarım. O yüzden kuvveti tercih ettim. Şimdi çözümü de bulalım. Şu taraf ne yapıyor? 70, 63 daha 113 mi yapıyor arkadaşlar? Bir daha bakayım. 7 kere 9, 63 elde var. Yok, 12 ile 5'in çarpımı, 12 ile 5'in toplamı 17'dir. Şuraya 17 yazacağız. He. Ne oluyor burası? 70, 49 daha 119 yaptı. 13x 119 ise hemen 13'e de böldük. X eşittir 119 bölü 13. Yani Ceyhan'dan geldi cevabımız. Geldik ikinci sorumuza. Bakalım ne diyor? O merkezli çember, DF diktir demiş oraya. Tamam, AD'yi 6 kök 6 biliyoruz. Şunu yerleştirelim. FC'ye K derseniz diyor. Hemen K dedik. OF de 2K olacak diyor. AB de 2K olacak diyor. Şimdi bizim yarıçapımıza ne yazmış olduk biz? 3K. O halde şu OB'ye de 3K yazalım. Bakın şurada çembere bir diklik indiğinde Öklit bağıntısı yapıyoruz demiştik. Hatta şöyle ispatlamıştık onu. Şu BD ile CD'yi birleştirirsek çapı gören çevre açı dik olacağından 90. Diklikten, hop kağıdımız kaymış pardon. Diklikten de diklik indiğinde arkadaşlarım ne olacaktı? Öklit bağıntısı yapılabilecekti. Hemen yapalım Öklit bağıntısını. Şu H diyelim buna. H kare eşittir. Şuradaki 5K ile K'nın çarpımına, yani 5K kareyi. Dolayısıyla H eşittir K kök 5 geldi. Şurası da K kök 5'miş dostum. Bunu da yazdık. Şimdi gelelim şuradaki Pisagor bağıntısına. Hemen orayı da şöyle tarayayım sizin için. Şu üçgende de Pisagor yaptık mı K'yı bulduk arkadaşlarım. Çünkü bize AD'yi 6 kök 6 vermiş zaten sorumuz. Hemen yapalım Pisagor bağıntısını. K'yı bulalım orada. Diyelim ki 6 kök 6'nın karesi, yani 36 çarpı 6 yapar o. 36 çarpı 6'dır. K kök 5'in karesi, yani 5K kare artı şurası toplam ne yapıyor? 2, 5, 7K'nın karesi, yani 49K kare yaptı. Toplayalım, 49 ile 5'in toplamı 54K kare yapar. 54K kare eşitmiş 36 çarpı 6'ya.
6'ya bölelim, 6'ya bölelim bunu 9 kalsın. 9'a bölelim, 9'a bölelim 4 kalsın. Yani k kare eşittir 4. Dolayısıyla k'yı buldum ben 2. Nereyi soruyor bana? FC'yi, k'yı soruyormuş zaten arkadaşlar. Hemen Adana'yı işaretledim. Ve geldim 3 numaralı soruya. Şimdi geometrinin dördüncü farzı ne diyordu dostlarım? Bakın hiç soruyu okumadan direkt şunu söyleyin hemen. İki çemberi teğet gördük mü arkadaşlar? Hiç düşünmeden bunun merkeziyle bunun merkezini bir de teğet oldukları noktayı şöyle dümdüz çizgiyle birleştireceğiz. Bu birinci adım. Ve sonunda en son soruyu da Pisagor yaparak çözebilecektik dostlar. Şimdi bildiğimiz değerleri yerleştirelim. Çeyrek çemberin yarı çapını 11 vermiş. O halde şurası da 11'dir. Bakın bu kenar ne çıktı? 11, 3 daha 14. Demek ki burası da 14. Kare miymiş bu? Bir onu okuyalım. Dikdörtgenmiş dostlar. Başka da bir şey söylemiyor. O merkezli çemberin yarı çapını veriyor, soruyor. Şimdi teğet gördüğümüz yere yarı çapları dik indirecektik. Bir de bunu indirelim. Şu birinci görevlerimizi bir yapalım. R'leri şöyle dik dik indiriyorum arkadaşlarım her tarafa. Şurası da R'dir. Şurası da yarı çaptır 11. Bakın şurada bir dik yamuk çıktı bile dostlar. Dik yamuk. Hemen ne yapacağım dik yamuğu görünce? Bir diklik de ben indireceğim. Burası da 15'tir dedim. Şurası R'dir. Bu kısım R'dir. Toplamı 14'tü. Buraya da 14 eksi R kaldı. İşte şu Pisagor bağıntısından da ben R'yi hemen bulacağım dostlar. Şimdi şu 15 bana kopyayı verdi. 9, 12, 15 olmaz. 8, 15, 17 olur mu diye bakıyorum. 8 olması için buranın 8 olması için R'ye 6 demeliyim. 6 dersek peki burası 17 yapıyor mu? Evet, 11 ile 6'nın toplamı 17 yapıyor. Demek ki 8, 15, 17'ymiş. R'de 6'ymış. Cevabım Bursa'dan geldi dostum. Evet Gobeller, şuna bakıyoruz. Dördüncü sorumuz. Bakalım ne diyor? Yine iki tane çemberi bakın şu E noktasında teğet görüyorum. O zaman hiç soruyu okumadan merkezlerini ve teğet oldukları noktayı hemen birleştiriyorum dostlarım. Başka ne vermiş? Şunun yarı çapına R diyelim. Şunun yarı çapına R diyelim. Bakın büyük çeyrek çemberin yarı çapı 2R artı 2 oldu. 2R artı 2. O halde burası da 2R artı 2'dir. Hatta 2'ye böldüğü için R artı 2. R artı 2 bulduk. Bakın şu yarım dairenin de yarı çapını R artı 2 bulduk. Şuraya da yazalım. R artı 2 burası. R de burası oldu. İşte şimdi hemen Pisagor'umuzu da görelim. Üçüncü soruda da söylediğim gibi. Bu işlemi yaptığımızda her seferinde Pisagor'dan soruyu çözeceğiz. Şimdi şurası R artı 2. Burası da R artı 2. Şurası da 2R artı 4. Dostum bak R artı 2, R artı 2 geldi ya burası. A pardon. 2R artı 2 ise R artı 1 olur. Heh. Şimdi bir daha yazalım. Lan ne kadar işlem hatası yaptık ya. Oruç kafaya vurdu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu saatlerde böyle. Şimdi evet R artı 1. R artı 1'leri daha düzgün yazdım şimdi arkadaşlar. Yoksa ikizkenar dik üçgen çıkıyordu. Şimdi de buradan birisi R artı 1. Birisi R artı 2. Sanki 3, 4, 5 oluyor mu diye bir düşündüm arkadaşlarım. 3, 4, 5 olacak mı? R'ye bir 1 desek. Yok 2 desek R'ye. R 2 ise burası 3 oluyor. R 2 ise burası 4 oluyor. R 2 ise 2, 4, 5 oluyor. Demek ki R 2'ymiş dostum. Bulduk. Peki R 2 ise şurası 3, burası 3. Toplamını soruyor bize x'i. 6'yı paketledik. Ve geçtik 5 numaralı soruya. Şekildeki çemberde AB paralel CD demiş dostum. Tamam. ACD'yi 60 derece vermiş. 8 ile 6 var. X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi burada şaşıracağınız en büyük şey X denilen bu CD uzunluğunun çap olduğunu zannediyorsunuzdur belki dostlarım. Ama çap olduğunu söylememiş. Demek ki biz hiç böyle çapıma bu karıştırmayacağız piyasaya. Şunu göreceğiz. Şimdi bu ikisi birbirine paralel verilmişse dostlar, paralelse bu ikisi, bunların arasındaki yayların ölçüleri eşitti. Eşit yaylarında önündeki kirişler eşitti. O halde ben bu BD'yi çizersem BD'nin de 6 olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla bakın burada bir ikiz kenar yamuk çıktı. Artık soru ikiz kenar yamuk sorusu oldu. Hemen
İki dikliğimi indiriyorum. İkizkenar yamuğun en meşhur hamlesi bu. Şimdi şu ortası 8 ise bunun da ortası 8 oldu. Şurası bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 diyeceğiz. Yine aynı muhabbeti burada da yapacağız. 3 olacak. 8, 3 daha 11, 3 daha 14 diyeceğiz. X uzunluğuna cevap da pat diye çıktı. Geldik 6. sorumuza. Evet dostlar, yine iki çemberi teğet görüyorum. Hemen ne yapacağım? Merkezleri teğet olduğu noktayla birleştirip Pisagor arayacağım. Bakın şuraya diki çizerseniz bir Pisagor yukarıda yapabiliyoruz. Şu teğete bir dik indirirsek yarıçapı, bir Pisagor da buradan yapabiliyoruz dostlarım. Hemen şu küçüğünün yarıçapını bize 2 vermiş. O halde burası da 2, burası da 2. Dostum büyüğünün yarıçapına R diyelim. Şurası da R. Arkadaşlar şu dik üçgeni görün hemen. Bakın bir kenarı 6 olan dik üçgen. Senin sevdiğin bir dik üçgendir bu. Bakalım 6, 8, 10 sağlanıyor mu bu dik üçgende? Burası 6 ise şuranın 8 olması, yani R'nin 8 olması gerekiyor. R 8 iken burası 10 oluyor mu, ona bakalım. Evet, 8, 2 daha 10 oldu arkadaşlarım. Demek ki R'yi doğru bulmuşuz, 8. Şimdi gelelim üst tarafta. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağız hemen. Şurada. Tabii ki ilk önce O1A'nın uzunluğunu 8 bulduk. Yarıçapını 8'i yazalım. Şimdi hemen Pisagor'umuzu yapalım. Burası 10. 10'un karesi 100 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 8 artı x'in karesi. Onu da yazalım. Şöyle yazdık. Şimdi toparlayalım burayı bir. 4'ü bu tarafa atalım. 96 eşittir 8 artı x'in karesi olacak arkadaşlarım. Yazalım onu da, 8 artı x'in karesi. Şimdi her iki tarafın karekökünü alırsak 96 16 ile 6'nın çarpımıdır. O zaman 4 kök 6'dır karesi karekökünü aldığım için. Burası da 8 artı x yapar. 4 kök 6 8 de bu tarafa atarsak 4 kök 6 eksi 8 eşittir x yapar. Yani cevabım Ceyhan'dan gelmiş olur arkadaşlarım. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Hemen 7. soruyla devam ediyoruz 5. testimize. Diyor ki Fatih tabanının uzunluğu 8 birim olan ikizkenar üçgen çiziyor. Ardından elindeki pergelin sivri ucunu ikizkenar üçgenin tepe noktasına yerleştirerek lop lop lop. Tamam, şekil bu arkadaşlarım. İkizkenar üçgenmiş bu. Şimdi bir kere şurası bizim merkezimiz olduğu için dostlar şu AE yarıçapımız. Yani yarıçap x. E o halde hocam AD de yarıçap, bu da x. Yani bu kenar uzunluğumuz x artı 1, bu kenar uzunluğumuz da x artı 1, burası da 1. Peki teğet görünce hiç düşünmeden yarıçapı dik indirecektik. Burası da x olacak yarıçap olduğu için. Peki ikiz kenar olduğundan dolayı kayı kuralı gereği tabanı 2'ye bölecek, 4. 4 diye. Ve bakın sizin yine aşık olduğunuz bir üçgen mi acaba, tam bilemedim. 4'ü görünce 3, 4, 5 zannettim ama olmaya da bilir arkadaşlarım. X'e 3 desek evet, bakın burası 5 olmuyor. Demek ki Pisagor yaparak bulacağız X'i. Hadi yapalım. X artı 1'in karesi. Açarak yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eşit olacak X kare artı 16'ya. Hemen toparlayalım. X kareler gitsin. 2x eşittir 1'i bu tarafa gönderdik. 15 x eşittir 15 bölü 2. Yani Adana şıkkı doğru cevaptır dedik. 8. sorumuz yine güzel bir yeni nesil soru. Elif daire biçimindeki cisimlerin şekildeki gibi cetvelin 4 ve 19 noktalarında teğet olacak biçimde yerleştirmiş. Bak burası tam 4 noktasında teğet. Burası da tam 19 noktasında teğet. Yani aralarında kaç santim var diye soralım dostlarım. 15 santimlik bir mesafe var aralarında. Bunu da bilelim. Elif elindeki cetvelle mavi renkli cismin çapını 6, yani yarı çapını 3. Pemberisinin de yarı çapını 5 olarak ölçmüş. Tamam, hemen merkezleri de gösterelim. Bunların yarı çaplarını ölçmüş Elif bizim için, sağ olsun. Bununkini 5 olarak ölçmüş. Bununkini de 3 olarak ölçmüş. Tamam. Dostlar bakın cetvele şekilde cisimlerin birbirine uzaklığını soruyor bize. Hemen bu sorudan siz klasik olanından da çözdünüz dostlar. Şu merkezleri birleştiriyoruz. Merkezleri birleştirdik.
Şurada bir dikdörtgen tamamlıyorduk. Hatta dedik ki bu bir dik üçgen sorusudur aslında. Dik üçgende çok çözdük bunu. Burası 3 yaptı. Yani toplam şu uzunluk 8 yaptı. Şurasını biz biliyoruz zaten, cetvelin üstünden 15 demiştik şu uzunluğa. Şurası 15. O zaman bu da 15. Bakın 8, 15, 17 üçgeni çıktı. Şu merkezler arasındaki uzaklığı bulduk. 17. Şimdi tabii şıklarda yok. Hemen zıplamadık 17'ye. Çünkü bizi çemberler arasındaki uzaklığı soruyor. Merkezler arasındaki uzaklığı sormuyor. Yani şurayla şurası arasındaki mesafeyi soruyor bize dostum. Şu kısmı soruyor. Peki burayı biz 5 diyebiliyoruz yarıçaptan. Burayı da 3 diyebiliyoruz. Yani 17 tamamıydı. 5 ile 3'ü çıkartacağım. Yani 8'i çıkartacağız 17'den. Sonra da Ceyhan'ı işaretleyeceğiz dostlar. Evet, 9 çıktı sorumuzun cevabı. Geçelim şuna. Şekilde açı ölçerin gösterdiği, açı ölçer 150 dereceyi gösteriyormuş arkadaşlarım. 150 derecenin gösterdiği nokta varmış. Şurası 150 derece. Peki 150'den 180'e kaç derece daha var? 30 derece var. Ben bu çemberin şuradan şu çevre açısını çizersem, demek ki şu çevre açı kaç derece olacak arkadaşlarım? 15 derece olacak, 30'u gördüğü için. Peki çapı gören çevre açıyı da çizelim. Şurası 90. Bakın ne geldi? 15, 75, 90. Peki indirilen yükseklik neydi burada? Hipotenüsün 4'te 1'i. Demek ki hipotenüs 6'nın 4 katı olacak. Yani 24 olacak. Sorunun cevabı da Edirne'den çıktı. Şuna bakalım. A merkezli daire şeklindeki kağıt. Tamam. Olacak biçimde CD doğrusu boyunca kesiliyor. Daha sonra çeyrek dairenin küçük alt tarafa yapıştırılıyor. Şimdi bunu bir görelim arkadaşlar. Bakın şuradaki AD üssü parçası aslında şu parça arkadaşlarım. Burası. Demek ki burası 2. Şimdi bu adam katlanmış şuraya denk getirildiği zaman, hani şuraya getirilmiş, şöyle göstereyim onu. Yok şöyle pardon. Şöyle getirilmiş buraya arkadaşlarım. Şöyle bir yere konulmuş. Şu mavi parça kesilmiş, şu parçamız ve buraya konmuş dostlar. Ve diyor ki burası 2 birim. E o zaman bu geldiği yerde 2 birim olacak. Başka, şuraya biz bir K birim dersek CD'ye. CD burada nereye denk düşüyor? Şuraya denk düşüyor. Burası da K birim olacak. K. Şu araya da 2 birim demiş burada arkadaşlar. Bakın şuraya da 2 birim demiş. Şöyle burada da katlanmadan önceki şeklini göstereyim. Şurası 2 idi. Biz buraya K dedik. Burası da K oldu. Bakın çemberin yarı çapı K artı 4 geldi. O halde şurayı birleştirirsem bu da K artı 4. Yani burada da göstereyim. Şurası da K artı 4 oldu. Yani dik üçgene bakın arkadaşlarım. K, K artı 2, K artı 4. Aralarında ikişer fark var. Ne demiştik bu üçgene? Çok 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 yüksek ihtimalle 6, 8, 10 üçgeni. 6 diyelim K'ya. Burası 6 artı 2 olduğu için 8. Burası 6 artı 4 olduğu için 10 oluyor. Demek ki 6, 8, 10'u sağladığı için çemberimin yarı çapı kaç birimdir diye soruyor. 10 birimdir. Cevabım da Ceyhan'dan geldi dostum. Evet, 5 numaralı testi gömdük. Hemen çevirdim. 6 numaralı testteyim dostlarım. Birinci sorumuz. Çemberde uzunluğun birinci sorusu. Şekilde görülenlere göre hareket edersek dostum, bak bu B büyüğünün merkezi, küçüğünün merkezinde ben işaretleyeyim, şuna R diyelim, R diyelim. Bakın büyüğünün yarıçapı 2R çıktı, burası da 2R. Teğet görünce dik indirecektik, burası R. Teğete dik inmiş, burası 90. Şimdi okuyalım soruyu. AD'yi de 12 vermiş, onu da şöyle bir göstereyim ben. AD'de 12 birimmiş. İki tane dik dik görünce ne yapın demiştik? A, B, 90 benzerliği. A, 90, B. A, 90. Şurası da B oldu arkadaşlar. Hadi benzerleyelim. A'nın karşısına R düştü. Büyükte A'nın karşısına X düştü. Küçükte 90'ın karşısına 3R düştü. Büyükte 90'ın karşısına 12 gelmiş. Şu R'leri sadeleştirirsek 3X eşittir 12, X eşittir 4, patladı gitti. Geldik buna, ikinci sorumuz. Bakalım ne diyor.
Evet, yine klasik bir soru arkadaşlarım. Kuvvet almayla da yapılabilir, benzerlikle de yapılabilir. Biz benzerlikten yapmayı tercih ederim. Şöyle yapalım dostlarım, bakalım neler göreceğiz. Şimdi şu eşit açılara AA diyelim. AA. Gördükleri yaylara da 2A, 2A diyelim. Şu CD'yi çizersek 2A'yı gördüğü için şu açıda mutlaka A derece olacak. Bunu da yazalım. Şuraya bir B açısı diyelim dostlar. B. B ile A'nın toplamı şu dış açıya eşittir. Burası A artı B. Bakınız A var. Şurası A artı B olmuş. Şuraya da C diyelim. Şu üçgenle biz, şu üçgenle, şununla açılarını kontrol edin arkadaşlar. A, C, A artı B. Şu üçgen. Bunun da açılarını kontrol edelim. A, A artı B mecbur üçüncü açısı da C olacak. Hadi şimdi benzerliyorum. Küçük üçgende C'nin karşısına 6 düşmüş. Büyük üçgende C'nin karşısına 6 kök 2 düşmüş. Eşittir. Küçük üçgende A artı B'nin karşısına 4 kök 2 düşmüş. Büyük üçgende A artı B'nin karşısına şurası yani 6 artı X düşmüş dostlar. Şimdi hadi toparlayalım burayı. 6 ile 6 artı X'i çarpacağım. 6 çarpı 6 artı X eşittir. Şunları çarpalım. 6 kere 4 24. Kök 2 ile kök 2 de 2 yapar. 24 ile de 2'nin çarpımı 48. 6'ya bölersek her iki tarafı 6 artı X eşittir 8 olur. X eşittir 2. Yani cevabım Bursa geldi. 3 numaralı sorudayım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Evet, paralellik var. Çemberler birbirine teğet. Zaten amca bizim için merkezleri hemen birleştirmiş. Bakın bir AB kirişi görüyorum. Kiriş görünce hemen hiç düşünmeden tam ortasına dikliği indirecektik. 15-15. Yine bir kiriş görüyorum. Tam ortasına dikliği indireceğim. 6-6. Tamamdır. O1 merkezli çemberin yarıçapı 34. Pardon, çapı 34. O zaman yarıçapı 17. Şuraya 17 yazalım. 8-15-17 olur. Eğer bunlar paralelse burası da 8 olacak. 6-8'den 10 geldi. Bakın bunun yarıçapı 17 ise bu da 17. Yarıçap 10 ise burası da 10. Yani şu ortası toplam 27 çıktı ki burada bir dikdörtgen var. Şurası da 27 olacak. Şimdi 6 burada, 15 burada, yani 21'i burada. Ortaya ne kaldı? 27 olması için BC'ye de 6 kaldı. Zaten bana da BC'yi soruyormuş dostlarım. Cevabı paketledim hemen. Evet, geldik buna. AB çaplı, çaplı yarım çember. AB çapmış kesişimleri. AD ile DC eşitmiş. Yani bunu bir görelim. AD yayı ile DC yayı eşitse bunları gören çevre açılar da eşit olacak dostlarım. Şu açıyla şu açı birbirine eşit o halde. Peki bu da çapı gören çevre açı olduğu için 90. Bakın açı ortay 3'e 5 diye bölmüş. O halde burası 3K, burası 5K olacak. Hatta 3K, burası 5K ise toplam şurası 4K. Ve 4K'yı biz 8 diyebiliyorsak K 2'dir. Demek ki 3K 6, 5K da 10'dur dedim. Burayı da yazdık. Başka verilenlere göre X nedir diye de bir soru sormuş bize. Dostum şu uzunluğu da bulalım EB'yi. 3 6'dan 3 kök 5 olduğunu bulduk buranın. Bakın yine kuvvet alma yapalım mı? Hani hatırlayın öğrenmiştik bunu. Şimdi şu noktadan kuvvet alıyorum. 3 ile 5'in çarpımı 15. Kuvvet alma neydi iç kuvvet? İki kiriş kesiştiğinde parçalarının çarpımları eşittir. 15 eşittir x ile 3 kök 5'in çarpımına. Hemen 3'e bölelim. 3'e bölelim 5. 5 bölü kök 5 çıktı x. Kök 5 ile de çarparsak bunu dostlarım. 5 kök 5 bölü 5 gelir x. 5'ler giderse x eşittir. Bursa geldi dostlar. Evet, 5 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Hemen çapı gören çevre açıyı gördünüz değil mi dostlar? Şu Edirne çapı gören çevre açıdır ve 7, 24, 25'tir burası. Şurası 7 geldi. Dost bak şurada da bir tam 2'ye bölmüş ya. Buraya da çapı gören çevre açıyı çizersen, bak bu 2'ye bölünen bir doğru gördüğünüz zaman, tam bu çemberin üstündeki nokta bölüyorsa, hemen çapı gören çevre açıyı çizin.
Kayı kuralını görün arkadaşlar bir de buradan. Kayıyı görün dostlarım. Bakın BD doğrusu yükseklik oldu. BD doğrusu kenar ortay oldu. O halde açıortay da olacak. O halde ikizkenar da olacak. Yani şurayla şurası eşit olacak birbirine. Demek ki 25 ise buranın da 25 olması lazım. X'e kaç kalacak dostlarım? Tabii ki denizli kalacak. Paketledik, geçtik. Altıncı soru, üçgenin çevresini mi soruyormuş? Bir bakayım. Bu da çünkü çok klasik bir soru. Hayır, üçgenin çevresini vermiş. CD'yi istiyor. Dostlar biz bunu pratik olarak öğretiyoruz tabii ki derslerimizde. Bu üçgenin çevresinin yarısı CD'ye de eşittir, AB'ye de eşittir diyoruz. Kısaca böyle yapıyoruz. Yarısı 18 olduğu için hemen 18'i işaretledim. Ama ben bir de şimdi sizin için normal çözümünü de yapayım bunun. Dostlar bakın şöyle yapıyoruz. Şimdi dondurma kuralı yapacağız. K noktasından buraya bir teğet gelmiş. Buraya da bir teğet gelmiş. Bunlar eşit. A diyelim bunlara. Şurada bakın L noktasından bir teğet buraya, bir teğet buraya. B, B diyorum. Yine L noktasından bir teğet buraya, bir teğet buraya. C, C diyorum. Yine aynı şekilde bakın D, D. Şuraya da E diyelim arkadaşlar. Şimdi bize çevreyi ne vermiş dostlar bu adam? Üçgenin çevresini 36 vermiş. Ne var üçgenin çevresinde? A, B, C, D, E. Hepsi var. A artı B artı C artı D artı E. 36 verilmiş. Bir de şunu bileceğiz. Çembere iki ayrı çembere çizilen şu iki teğetin uzunluğu eşittir. Yani A artı E artı D üstteki teğet alttaki teğete B artı C'ye eşittir. Yani bize neyi soruyor bu şimdi? CD'yi soruyor. B artı C'yi soruyor. B artı C neye eşit? Şu diğer üçünün toplamına. O zaman burası 2 tane B artı C yapar. Eşittir 36 diyelim. 2'ye bölerseniz de B artı C'yi 18 bulduk arkadaşlar. Üniversite sınavında bunun tersini sormuş dostum. Şu AB'nin uzunluğunu verip çemberin üçgenin çevresini istemiş. AB kaç santimse, x santimse üçgenin çevresi 2x olacak diyeceksiniz arkadaşlar. Peki. Evet, 6. testin ilk 6 sorusu da tamamdır. 7. sorusuyla devam edelim. Yine klasik bir sorumuz. Sadece renklendirilmiş, boyanmış bir soru arkadaşlar. Burada hep şunu yapıyoruz. Şöyle tam şu ortadan bir teğette biz çiziyoruz dostlar. Şöyle. Tabii ki teğet olduğu için buraya dik. Yine dondurma kuralı gereği bakın. Şuradan bir teğet, buradan da bir teğet geldiği için bu buna eşit. Aynı şekilde buraya bir teğet, buraya bir teğet çizdiği için buraya da eşit. Ve bakın bu ne oldu şu bizim çizdiğimiz diklik? Burayı ikiye böldü. Paralel olduğu için bu tarafı da mecbur ikiye böldü. Yani yamuğun orta tabanı çıktı aslında dostlar. 5 ile x'in toplamının yarısı oldu şu indirdiğim uzunluk. Peki burası 13 bölü 2. 13 bölü 2. Burası da 13 bölü 2 olacak. Yani bu neye eşittir? 13 bölü 2'ye eşit oldu. Bölü 2'leri silelim. 5 ile neyin toplamı 13'tür dersek cevabı Denizli'den işaretledik bile. Evet 8. sorumuz. ABCD'de dikdörtgeni şeklindeki kağıt AC köşegeni boyunca kesilerek üstteki parçası atılıyor. ABC üçgeni şeklindeki kağıdın B köşesine pergelin sivri ucu yerleştirerek pergelin diğer ucu AC kenarına teğet olacak biçimde yay çiziliyor. Şimdi demek ki şuradan ben hemen tam teğetse buraya bir diklik indiriyorum. Burası R oldu diyorum. Sonra bu 3 parçayı da ayrı ayrı göstermiş. Bak şu parçanın uzun kenarı 9. Yani şurasını 9 vermiş. Bu çeyrek çemberinde yarı çapını 6 vermiş. Demek ki R dediğim şey 6'ymış. Diklikten diklik indiği için hemen Öklit'i patlattım. 6'nın karesi 36. 9 çarpı 4'ten. Burayı 4 bulduk dostlar. Dikdörtgenin alanını istiyor. Biz şu dik üçgenin alanını bir bulalım ilk önce. 6 çarpı 13 tabanımız bölü 2'den 39. Yani biz nereyi bulduk? Şu yarısını bulduk 39. Bir yarısı da burası 39. Toplam 78 yapacak. Yani Adana şıkkı doğru cevap gelecek. 9. sorudayız dostlarım. Ön yüzü yeşil, arka yüzü pembe, daire biçimindeki masanın örtüsü şekildeki gibi katlanıyor. Ne demiştik bu katlama sorularında? Katlanmadan önceki halini mutlaka açın. Şimdi biz bu çemberi katlanmadan önceki halini açıyoruz. Bak AC katlanmadan önce şöyle.
Bir göstereyim onu ben. Şu çemberi bir çizebilirsem eğer ki. Şöyle bir şekilde bu katlanmadan önce. Şu 6, burası da 6. Şu 2, burası da 2 olacaktı dostlarım. Şimdi canım kardeşim, yani bunu şurada da gösterelim biz hemen. Şöyle bir şekil olacak. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Evet. Yok, 4 katlanmadan önce burası da 4. Ha, şu 4 katlandı buraya geldi, pardon. 6'nın tamamı katlandı zannettim ben. 4'müş. Şurası 6'ymış. Şurası 2'ymiş. Şurası da 12'ymiş dostlarım. 12 de burası. Şekli bakın burada da gösterdik. Bize de diyor ki masa örtüsünün çapı kaç santimdir? Yine çözdüğümüz klasik bir sorunun benzeri arkadaşlar bu. Hemen merkezi şöyle bir yerde işaretledik. Merkezden kirişe dikme indirdik. Kirişi ikiye bölecek. 10 ya burası. 5, 5 diye bölecek. Şurası 5, burası da 1 oldu. Buna bir dikme indirdik. 14 ya 7, 7 bölecek. Burası 5, burası 7 oldu. Şurası 1 zaten. Hemen şu kirişin ucuna yarı çapı çizelim R'yi. R kare eşittir 49 artı 1'den. R kare eşittir 50. R eşittir 5 kök 2'yi paketleyelim. 9. sorumuzun cevabı da Denizli'den geldi. Evet. 10. ve son sorumuz dostlarım. Şekildeki çemberler bir kenarın uzunluğu 12 kök 3 birim olan ABC üçgen üçgeni kenarlarına ve birbirine teğettir. Büyük çemberin yarı çapı 6'dır. Küçük çemberlerin çapı kaç birimdir diye soruyor. Çapını soruyor. Evet bakalım. Şimdi eşkenar üçgende bir kere şu dondurma kuralının gereğini yapalım. Bu çemberler teğetse bir kere bir. Merkezlerini birleştirecektik, bu bir. Şunu şöyle aşağıya doğru indirelim. Burası da 6'ymış. Şu teğetlerini çizelim. Burası 6'ymış. Şu teğeti çizelim. Burası da 6'ymış. Şimdi bu iki teğetin arasından geçen doğru, merkezlerden geçen doğru açıortaydı. Şurası demek ki 30, şurası da demek ki 30 derece olarak ayrıldı. Küçük çemberin yarıçapına R diyelim biz. Burada 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı şurası 2R olacak. Şurası da R, şurası da 6 birimdir dostlarım. Bunu da söyleyelim. Sonra şu büyük dik üçgende 30, 60, 90 yapalım. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olacak. Yani şu aşağıya doğru inen şu uzunluk 12. 12'nin içinde bakın şuraya kadar 2R. Şurası R, şurası da 6. Yani 3R ile 6 var. Toplam 12'ye eşit. O halde 3R 6'dır. R'yi de 2 bulduk ama unutmayın bizden çapını istiyor. 2'yi işaretlemeyin. Cevabımız 4 geldi. Oh, yorulduk arkadaşlarım. Biraz dinlenelim. Yine çözeriz sorularımızı. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Lütfen bunalmayın.